Başka türlü de olabilir. Ay canım, sen de, üzüldüm ama sana. Ama işte yapıyor diyorsun, geçiyorsun. Eğleniyoruz. Daha iyi kullanabilirsiniz. Ben de ama bak orada şeyi kaçırıyorsunuz. Hani bayılma ilme lezzet veriyorsun da sen kendi damağına da bir tat ver dedim yani. Orası çok önemli. Peki. Hüsnü Hanım'dan puanlama dersi. Birbirleri ver, verme demiyorum. Ama dün yaptığım puanlamada yanlış. Gerçekten ciddi bir sallama girdin yani. Hani emin olursun, tamam. Helal olsun derim, oynadı verdi birileri, benimkine de verdi derim. Ama orada şunu yapabilirsin. Bak şimdi bir taktik geliştirirken de bir vermek istediğin zaman. Yağnur'un tabağı olup, yani öfkeyle kalkma. Bir ara bir öfkeye kapılmadan bir odaklan yemeklere böyle. Bu Yağmur'un olabilir mi, olamaz mı? Bir de Neslihan'ın olabilir mi, olamaz mı? Odaklan, Neslihan'ın tabağı olduğuna inandığın an biri ver. Sen emaneten bir gelinle gelmişsin. Benim burada yaptığım açık ve dürüst sohbeti korkma. Bu ben arkada konuşmuyorum. Bu dürüstlük net değil. Konuşuyorum, ortada konuşuyorum. Ya işten pazarlıklı ama değilim. Bak. Misafir olan tek gelin seninki, misafir de fazla oturmaz, gitmesi lazım. Kaç gündür birbirimizin yemeklerini iyi kötü tabii yedik. Şimdi burada herkesin damak tadını bir anımsa, nasıl yemek yapıyor, ne ediyor? Hani oynayacaksan, birileri vereceksen orada öfkeden kendini kaybetme. Sakin ol, tabaklara odaklan. Kendi gözüne kestirdiysen, emin olduysan acele etme. Yağmur. Yağmur da bence acemi bir gelin. Şimdi şurada şunu bir düşün. Burada tecrübeli olan iki gelin var. Kaç yıllık gelin? 10 yıllık. Benimkisi kaç yıllık? 7-8 yıllık gelin. Bir de lezzetin kraliçesi. Senin gelin de. Yani şimdi üç ona çocuğu var. Üç çocuğu. Evde çok güzel yemekler yapar. Biri misafir yemeği, biri acemi yemeği. Bunların ikisini eleyeceksin. Acemi yemeği belli olur, misafir yemeği de belli olur. Tamam. Benim. Nereden ben belli olur? Bozdun ha. Misafir nasıl yemek yapar? Çünkü gittiği lezzeti yerde rahat değildir. Yağnur. Teşekkür ederim Hüsnü Yeteneciğim. O kadar güzel analiz etmişsin ki, o kadar güzel anlatmışsın ki ben çok mutlu oldum. Doğru söylüyor. Sen zaten gelinin elinin lezzetini biliyorsun. Buraya çıktığında da bayağı bir heyecanlanıyorsun. Ben de sana aynı şeyleri farklı bir dille anlatıyorum. Bence de odaklanman gerekir. Her zaman söylüyorum, iki tane iyi varsa vardır. Tabii ki de olağan dışı olaylar olabilir. Bazen bizler de yapamayabiliriz. Ama bence de biri misafir, biri de bana göre kolay lokma, ikisini eleyelim. Kayınvalidem bana içeri girerken bir odaklanma, bir motivasyon yapmış ama yalnız bu bizde değil, Nilgün teyze de çok güzel işlemiş. Çok güzel onu odaklamalarını vermişsin. Ama sana vermedi. Bana vermemişsin, kendine de vermemişsin diyorum yani. Çok güzel anlatmışsın, evet böyle 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 demişsin. Verdiğin için sana bir şey kalmamış diyeceğim. Söylediklerine evet katılıyorum. Çok doğru. Yani bak ben de düşünüyordum kayınvalidem neye göre acaba puan veriyordur diye düşünüyordum. Beni nasıl bulması gerekiyor ama bak, diye. Ama gerçekten Nilgün teyze sen çok güzel almışsın bugün. Da. Bugün almışsın ama kayınvalidemdeki gitmiş. Hayır öyle diyorsun da siz yapıyor musunuz? Kadınla ilgili iyi, sakın kötü bir şey söylemeyin. Onunla ilgili bir şey değil. Hayır iyi kötü yemek yapıyorsunuz hani kendinize göre diyeyim. Benim Yağnur'da sen tamam. De sen de. Oraya gelince tadıma o kadar kötü heyecanlanıyoruz ki. Anne heyecanlanmayacaksın. Bir yaptığın görev bu anne. Heyecanlanıyorum. Sen burada niye varsın? Ben burada canla başla yemeğimi yapacağım. Ama ilk günden burası tamam. Sonradan buldum. Anne buldun ya da bulmadın diye. Bu hataları hepiniz yapıyorsunuz burada. Ben hepinize aynı şekilde davranıyorum. Senin buradaki tek vazifen gelinin tabağını bulmak mı? Elbette tabii ki hepimiz için öyle. Sen buna odaklanacaksın. Şaşırmayacaksın. Sen en çok beğendiğine 5'i vereceksen, en bir tık aşağı verdiğine kalkıp da 5 veriyorsun. Yani çok doğru bir tespit yapmış, çok da güzel anlatmış. İnşallah uygularsın diyorum. Hiç de güzel İnşallah. Tespit yapmamış. El lezzeti, yemeği yapabilmek evliliğin senesine göre mi oluyor? Evliliğin yani, senesine yani, göre olmuyor Ayten teyze. Evliliğin senesine göre olmaz. Bir bekar bayan da yapabilir güzel yemekler. 3 senelikte, 1 senelikte. Ayten teyzeciğim. Şimdi Hüsnü Hanım'la senin kayınvaliden seneye bakıyorlar. Öyle bir şey yok hayatım. Ama tecrübe yok. Tecrübe olabilir. Tecrübe çok önemli. Bekar da yapabilir. Lütfen hayır. El lezzeti bekarda da olur. Hiç seneye bakmaz. Yağmur'un da evi var, çocuğu var, kocası var. Her gün akşam yemeğini de yapar. Diyor ki
Yağmur acemi gelin. Acemi değil. On ve nasıl değil? Değil tabii ki. Ben şey söyleyebilirim. Hayır, acemi değil yani benim gelin. Ben gelinimden 9 ay oturdum. Beraber hep mutfağa girmişizdir. Beraber yemeklerimizi yaptık. Ben soğan doğramışımdır. O yağını koymuştur. O soğan doğramıştır. Ben yağ koymuşum. Beraber yaptık. Nasıl acemi gelin olabilir? Ondan mı düdüklü tenceresini gösterdiniz zaten teyze? Nasıl her düdüklü bir değil ki hayatım. Benim de onun evindeki düdüklü aynı değil. Benim sadece aynı ben değil. Ona evet şu anda belki bir telaşe olur da hani düdüklünün şeyini yapmasın, kazaya uğramasın diye. Bence... Yoksa bilmiyor değil. Peki. Evinde de düdüklü kullanıyor. Neslihan sen ne diyeceksin? Ben burada Reyhan yenge özellikle sana söylüyorum, uyarıyorum. Bak görüyorsun herkes diyor ki misafir olarak geldi. İki gün... Bakıyorsun yemeklerim lezzetli oldu, güzel puanlarımı da aldım. Korkutma. Gözlerini korkuttum. Ama sen aynı şeyi yapma. Sen yapmıyorsun. Sen aynı şeyi yapmıyorsun yenge. Sen kalkıp da adaletli davranıp, yok benim tabağımı bulacaksın. Adaleti bırakacaksın. Bana yeri gelince diyorsun, burası aile ortamı değil. Bulamadığı için zaten bunu ben buna bir bulamayınca ne yapacağım? Bulamadığı için zaten hayır, ama, tabağı bir verdi. İşte mesela benim tabaklarıma merak düşük, etme bulsaydı verirdi sana gün, bir şey. Pazartesi verirdi. Günü düşük öyle verdiğinde uyanır. Mesela ben adaletli davranıyorum. Adaletli davranmasın. Peki misafir gelin yorumuna ne diyeceksin? Evet ben misafir olarak geldim. Herhalde birçok kişinin de gözünü korkuttum el lezzetimden dolayı. Korkmaya devam etsinler. Yağnur bana dedi ki ilk ona cevap vermek istiyorum çünkü çok sinirlendim. Ben kolay lokmaymışım. Madem o kadar kolay lokmayım, her seferinde, her bölümde, her gün benimle uğraşıyor. Demek ki o kadar da kolay değilim. Ya ben herkesim. Tamam susar mısın? Hüsniye teyzeye cevap vermek istiyorum. Ben asla acemi değilim. Bu arada Hatice. Hatice 7 yıllık evli, ben 6 yıllık evliyim. Bir yılda hiçbir şey fark etmiyor, haberiniz olsun. Bekir 8 yıl falan demişsiniz de evlendiği yılı bilmiyorsunuz galiba. Ben söyleyeyim size. Bunun yılla hiçbir alakası yok. Ben buraya evet. İlk geldiğimde 5 bilezik aldım. İnşallah yine alırım. Hiçbir acemiliğim yok. Sen 6 hafta kaldın, ben 3 hafta kaldım. 6 hafta kalınca sen mükemmel gelir, ben acemi olmuyorum. Bana mı diyorsun? Hayır, Yağmur'a diyorum. Bana diyor ya acemiyim falan. Ha. Kolay lokmaymışım ya. Kendisi 6 hafta kaldı. Pardon da 6 hafta kalınca ne oldu? Lisede adın mı var canım? Göremiyorum. Çok sinirlendin. Sinirleneceğim tabii. Yaptığın hareketlerine göre, tecrübesizliğine göre, acemiliklerine göre ben acemiliğine diyorum. Yani bir düdüklüğü sordu diye mi? Efendim? Düdüklüden mi yola evet, çıktın bilmiyor. Ya? Ne tamam bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu yemeği Hüsniye teyze bilmiyor. Hüsniye teyze acemi mi? Evet. Acemi mi? Cevap ver. Ben Hüsniye teyzeyle yarışmıyorum Yağmur. Ya ne fark eder? O zaman bir lafın bir lafın kusun. Seninle yarışıyorum. Ya tamam. Yağmur. Enler içerisinde gelmiş olabilirsin ama şu anda bence en acemiyimiz sensin. Böyle yani. Dört gelin arasından seni sunuyorum. Nasıl söyleyeyim? Hatice'ciğim. Saygılıyım, sevgiliyim. Bunu zaten sen biliyorsundur. Herkes de biliyordur. Ama böyle boş şeylere ben kırılmam. Bunlar, bu yazılar falan filan dikkat kırılır. Senin maksadın farklıydı. O yüzden sana getirildi. Maksadımı çünkü başka öğrenmeden. Tarafından uyarıldın sen. Benim kayınvalidem hiçbir zaman buraya gelsem dahi ben çok güzel tane tane de konuşarak herkesin cevabını veriyorum. Kayınvalidem hiçbir zaman aman gelinime dokunmayın, kırılır, naiftir falan filan demedi. O yüzden kesinlikle yani bunu katılmıyorum. Bunu da keşke bizim önümüze getirseydin. Siz... Böyle arkalardan değil de yani göre göre getirseydin. Önce şunu söyleyeyim, sürekli yengemin dün konuşmuş olduğu lafı sürekli pişirip pişirip benim önüme getiriyorsunuz. Ay anacığım gelinlerinizi de uyarın. Bak neden? Kızağı yeni geldi bugün yani sıkılıyor, utanıyor. Üstüne gitmeyin. Hemen üstüne bence. Gitmeyin yani söyleyin kızlarınıza da. Geçin artık sıkıldım. Hmm. Üçüncü gündeyim sürekli aynı şeyleri söylemeyin. Ben sana sürpriz yapmak istedim onu. güzel bir sürpriz oldu senin için. Tabii. Şimdi kırılgan bir yapın olduğunu düşünmemdeki sebep de şöyle. Ben izleyici olarak geldim buraya. Ve seni çok da beğeniyordum. Duruşun olsun, kayınvalidenle olan ilişkiniz haricinde. Teşekkür şimdi ederim. Hüsniye teyze sürekli mesela 90 saniyede falan ne bileyim böyle kritiklerde falan hep böyle konuşuluyor. Özellikle puanlamada. Konuştuğunda sen bir kalıyorsun yani. Hüsniye teyze sana bir veriyor. Sen kalkıp da cevap veremiyorsun. Yok.
sen yanlış izlemişsin, güzel izleyememişsin, kaçırmışsın. Benim ben yorum yapamayacağım var. Diyorsun benim sınırlarım, böyle. Ben yorum yapamayacağım demiyorum. Sen gerçekten kaçırmışsın, izlerler zaten, bilirler. Ya. Benim sınırım var. Kayınvalideme saygı çerçevesi içerisinde her şeyi söylüyorum. Artık daha bir şey anladığını anlamışsındır ben yani. Ben Neslihan dedin ya, ben sana bir sürpriz yaptım. Ben sana bir sürpriz yapayım de sen gel. Nasıl oluyor bu sürpriz? Bekliyorum. Niye karıştırdın şimdi bunu? Şimdi sürpriz, ya konuşuyor. Çok komik bir. Ben sana sürprizi, çok sevindik, sürprizine bayıldık. Yağmur, şöyle bir gözleri devire devire dinledin. Anlat bakayım. Valla Fatih Bey, aslında bir yerde Neslihan'a katıldım. Neslihan şu anda burada olmasaydı galiba ben onu Neslihan'ın masasına değil, evet Hatice'nin masasına koyardım. Ben de öyle düşünüyorum. Canım benim, senin onu maksadın nedir? Reyhan teyze demedi mi? Aman dokunmayın, aman etmeyin dediği için sen onu getirdin. Benim kayınvalidem böyle bir şey zaten söylemedi ki yani. Herkesin bir duruşu, bir tarzı var. Yani bu belli oluyor. Tamam. Ben Neslihan'ın tabii ki de kayınvalidesi öyle söyledi diye öyle dedim ama... Ben de mesela onu onun için demiş olabilirim ama seni de seni tanıdığım, izlediğim için bunu söylüyorum. Eğer Neslihan burada olmasaydı ona değil onu sana getirirdim. Ben sadece şunu anlamadım. Hani sonradan mı dank etti? İlk böyle bir anlayamadın mı? Sürpriz ya da yapmak istedi. Hiç de sürpriz olmamış. Sürpriz öyle yapılmaz. Bence ya sen bence bizden de çekinmişsin. Bu arkadan yapmış. Evet Neslihan bunu bir açıkladı. Hiç bizden... kızlar çıktıktan sonra yaptın. Sürpriz yapmak istedim gerçekten. O anda yemeğimi de yapıyordum. Niye zamanımdan gitsin ki? Hani sırf onunla uğraşmak yemeğini için. Yemeğini yapmıyordun hayatım. Biz 90 saniyede bunu yaptık ve derdin ki hayır Yağnur bu bana yakışmıyor. Ya alıp yırtılabilirdin. Zamanın bunlar da yapıldı diye. Alıp da hayır zamanla ne alakası var? Biz bunu yemekte yapmadık zaten. Şimdi ay, bak Neslihan, şimdi bunu söylüyor da bunun bir açıklaması var için yaptığını. Açıklama, o açıklama yap. Gerçekten sürpriz miydi söylüyorum, yani? Söylüyorum. Sürpriz derken içeriğini anla sürprizi. Nasıl bir sürpriz bu? Ya ben zaten söylüyorum. Mesela Hatice olayı Hüsniye teyze özellikle niye bana gözdağı yapar, verir gibi hani. Niye bunu yaptın ben de demiyor. Sana bir sürpriz yapayım da sen gör diyor ama benim niyetimi orada anlamadılar. Kendilerini beni kendileri gibi görüyorlar herhalde. Ben gerçekten gelininizi beğendiğimi de söyledim. Ben izleyici olarak geldim. Niye Hatice'nin sanki kırılgan bir yapısı olduğunu düşündüm.